misafirlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Dilek İmamoğlu saygıdeğer eşleri salonumuzu teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz efendim. Efendim, koridorda bulunan, yürüyüş alanında bulunan misafirlerimiz lütfen koltuklara davet edelim ya da yukarıya davet edelim. Teşekkür ediyoruz. Yürüyüş yolunda olan misafirlerimizi sağa sola davet ediyoruz. Teşekkür ederiz.
efendim, alkışlarımızın nedenini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türk sinemasının sultanı, sevgili Türkan Şoray aramızda. Türkan Hanım hoş geldiniz, sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Türkan Hanım sizleri selamlıyor. Biz de onu sıcacık selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz fotoğraf alan değerli basın mensubu arkadaşlarımıza. Lütfen yerlerine davet ediyoruz. Efendim salona girerken hepimiz neler neler hatırladık değil mi? İstanbul'un İstiklal Caddesi'ne açılan bir sinema salonundayız. Son sinemalardan birisindeyiz. Beyoğlu sinemasına yeniden merhaba dediğimiz çok güzel bir akşamda buluştuk. Müsaade ederseniz bu güzel akşamda, gerçi girerken onu alkışladık. O da bize sevgiyle el salladı ama onu bir kez daha canı gönülden alkışlayalım. Türk sinemasının sultanı, sevgili Türkan Şoray. Hoş geldiniz efendim. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sinema endüstrimizin çok değerli temsilcileri bugün bu güzel programımızı teşrifleriyle onurlandırdı. Sayın Atilla Dorsay'ı görüyorum. Sevgili hanımefendiyle birlikte Atilla Bey hoş geldiniz efendim. Siz de sevgiyle selamlıyoruz. Süleyman Selim Pekcan hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz siz de. Çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden değerli üstadlar, sinema sanatçıları aramızda. Sinema Eser Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı aramızda. Film Yönetmenleri Derneği Yönetim Kurulu ve yöneticileri aramızda. Çok değerli yönetmenlerimiz, oyuncularımız. Kamera arkasında çok değerli iş yapan sinema emekçileri aramızda. Hepsini ayrı ayrı çok selamlıyoruz. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan bu güzel sinemamızın kapanmakta olan, hani hepimiz biliyoruz ya hazin hikayesini, artık gitti gidiyor dediğimiz bir anda nasıl yenilendiğini bir filmle bir dakikada toparlamaya çalıştık. Sevgili Güven Kıraş da buralara çok sık gidip gelir, kendisi de bilir. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyelim. Bir film gösterimiz olacak sonunda ama çok güzel de bir söyleşimiz olacak. Şimdi bir dakikalık filmi dikkatlerinize sunuyoruz. Lütfen buyurun. Çok heyecanlıyız. Sosyal medya hesaplarımızda da paylaşacağız. Eminiz ki çok beğenilecek bu haliyle bu güzel sinemamız. Efendim
Yaklaşık bir yıl oldu. Buraya geldiğimiz zaman bir yıl geçti üzerinden. Çok çalışıldı, çok büyük emekler var. Neler yapıldı? Dilerseniz bize ilgilisi anlatsın. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mahir Polat Bey bizlere hitap edecek. Lütfen alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, çok kıymetli katılımcılar, değerli siyasi parti temsilcileri, Beyoğlu mukimleri, sanatın, kültürün her alanından dostlar, bugün bu özel günde bizi yalnız bırakmayan sinema severler, gerçekten anlamlı bir gün, çok özel bir gün. Efendim hoş geldiniz, onur duyduk bugün de sizleri aramızda görmekten ve bugüne ulaşmaktan. Yaklaşık bir yıl önce, hatta geçtiğimiz yılın 8. ayında, 14 ay kadar önce, Beyoğlu sinemasının malum kaderi, kapanmakla karşı karşıya kaldığı aşamasında çok değerli başkanımız Ekrem İmamoğlu bize bir talimat vererek Beyoğlu'nda artık daha fazla kan kaybının olmaması, sinemanın, kültürün, kültür hayatının, özellikle İstiklal Caddesi'nin kendi canının, dokusunun esas enerjisi olan sahnenin, sinemanın daha fazla kan kaybına uğraması için Beyoğlu sinemasında harekete geçmemiz ve alanı toparlayarak kamuya kazandırmamız konusunda direktifleriyle çalışmaya başladık. Ve Eylül ayını bulana kadar uzunca bir süre mevzuattan kaynaklanan sorunları çözme ve buranın yapısal hale gelmiş, buradaki dostlarımızın çok hakim olduğu sorunlarını çözmeyle geçen bir dönem oldu ve Eylül ayından bu yana da koruma kurulları ve ardından ilgili izinlerin ve çalışmaların yapılmasıyla beraber bugün tekrar yaklaşık çalışmamızın başlangıcından bu yana bir yıl kadar bir süre geçmiş olan bir aşamada tekrar hayata kazandırma gibi bir gururla karşı karşıyayız. Efendim, Halep Pasajı'nın içerisinde bulunuyoruz. Burası bir tarihi yapı. 1885 yılında yapılmış bir yapı. Dolayısıyla Halep Pasajı'nın içerisinde Beyoğlu'nun kendine özgü zorlukları içerisinde kotarılmış ve hayata geçirilmiş bir sinema salonu burası. Beyoğlu'nun sinema tarihi içerisinde bu tür anlamlı alanların nasıl geliştirildiği, biraz da Türkiye sinema tarihinin özelliğiyle de anlaşılması değerli olacak bir alan. Beyoğlu sineması 1989 yılında Şahin Kaygun'un Dolunay filmiyle sahnesini açmış bir alandı. Yaklaşık 34 sene sonra tekrar kapanma yaramak kala hayata kazandırılmış ve değerlendirilmiş oldu. Efendim, Beyoğlu sineması bağımsız sinemanın, özgür sinemanın, Türkiye'de düşüncenin ve kültür üretiminin en önemli alanlarından olan sinemanın ayakta kalması için yıllarca özel girişimlerle, kolektif çabalarla ve birçok sinemacının katkı vererek burada hem salonda, hem kafede, hem koridorlarında can kattığı bir mekan. Burası o yüzden bir kültürel miras. Her ne kadar 90'larda üretilmiş bir alan olsa da tam da Beyoğlu'nun hafızasına yakışan bir örnek aslında. Bu bakımdan alanı kurtarmak ve alanın kimliğiyle gelecekte çalışmalarına devam etmesini sağlamak çok önemliydi. Sayın Başkanımızın bize verdiği bu talimat doğrultusunda biz Beyoğlu sinemasını tekrar eski hüviyetiyle, kimliğiyle devam ettirilebilmesi için ilk önce fiziksel alanı toparladık ve şimdi de artık programlarıyla beraber hayata cevap vermeye başlayacak. Burada önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Beyoğlu sineması yine kendisine sahne bulamayan, gösterim için bir çeşit sinema kültürünün yaygınlaşması için sadece gösterim değil, kültürel etkinliklerin sürdürülmesi için bir alan olacak. Bu bakımdan tabir uygun olursa aslında bir sinema salonu olmaktan çok sinema kültürü merkezi olması gibi bir hedef için çalışmaya çalışacağız. Başkanımızın bu doğrultuda verdiği görevlerin yanı sıra yine sinema alanında yaptığımız farklı alanlardaki çalışmalarda yan yana geldiğinde umuyoruz ki Beyoğlu çevresi sinema kültürüne hak ettiği değeri tekrar kazandırmış ve vermiş olacak. Ben bütün bu çalışmalarda emeği geçen, hakikaten gecesini gündüzüne katan ekibimiz İBB Mirası huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü İstanbul'da birçok alanı bu şekilde koruyan, kollayan, çabalayan emekçi arkadaşlarımız var. Burada da gece gündüz çalıştılar. Onlara çok özel teşekkür ediyorum. Fakat bununla beraber her çalışma çok büyük bir liderlikle ve çok büyük bir vizyonla ayakta kalabiliyor. İstanbul'un kültür sanat hayatı
bir kültürel vizyon ve bunun hayata kazandırılacaklarıyla beraber anlamlı. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu göreve başladığımız ilk andan itibaren verdiği görevler ve korunması gereken alanlarla ilgili gösterdiği titizlik ve vizyonerlikle bütün bu çalışmaların hayata geçmesini sağlayan ve önümüzü aydınlatan bir liderlik rolü üstleniyor. Huzurlarınızda kendisine her şeyden önce bir Beyoğlu sinemasında yetişmiş bir çocuk olarak teşekkür etmeyi borç biliyorum efendim. Hoş geldiniz. Mahir Polat Bey konuşmasını tamamladı. Genel Sekreter Yardımcısı. Ona ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İBB Miras ekibine özellikle bu güzel mekanın en iyi haliyle hazırlanmasındaki emekleri için. Sayın Milletvekilim hoş geldiniz efendim. Sayın Gökhan Zeybek aramıza katıldı. İsmini belki saymadım ama Büyükçekmece'de uluslararası bir festival düzenliyor. Her yıl Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün de aramızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim Beyoğlu bir çekim merkezi. Hepimiz bunu ifade ediyoruz. Kültür sanat havzası olarak kabul edildiğinde çok önemli bir istasyonu daha bugün yeniden hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler hep birlikte bunu başardık. Ama o İstanbul'da güzel yarınlar olsun diye ekibiyle çok çalışıyor. Şimdi lütfen bu güzel buluşmamızın ev sahibini alkışlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz, çok kıymetli konuklarımız, çok değerli sanatçılarımız, çok kıymetli siyasi partilerimizin temsilcileri, milletvekilimiz, belediye başkanımız, başkanlarımız, yöneticilerimiz, Beyoğlu'lu hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler, sizlerle bir arada olmak, Beyoğlu'nda bir arada olmak, bu kıymetli anıların biriktirildiği böylesi bir merkezin açılışında bir arada olmak benim için büyük bir kıvanç. Çok mutluyum, gururluyum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul çok renkli bir şehir, eli avuca sığmaz. Ve dünyanın en çarpıcı, en etkileyici kenti. Öyle bir şehir ki ne yapar eder hani kendini size sevdirir. Böylesi bir kentte yaşıyoruz. Bazen yorduğunu düşünürüz veya üzdüğünü düşünürüz ama herkesin gönlüne girmeyi başarmış bir şehirdir. Burada İstanbul'u benden kat be kat iyi anlatacak çok kıymetli başta sanatçılarımız, yazarlarımız var. Ama benim de duygularım tabii çok yoğun bu kente karşı. Çünkü bu şehrin ihmal edilen noktalarına sahip çıkmak gibi çok önemli bir görevimiz var. Geçmişi ile bağı zayıfladığı takdirde, hafızasını kaybettiği takdirde gerçekten şehrimiz çok şeyini yitirir. Biz İstanbul'u bu sevgi ve saygıyla, özenle, titizlikle yönetiyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum. İstanbul'un geçmişten bugüne taşıdığı değerleri ve güzellikleri hiçbir ayrım yapmadan saygıyla ve titizlikle sahipleniyoruz. Hiçbir güzelliğin yok olup gitmesine asla izin vermiyoruz. Buna tahammülümüz yok. 4,5 yıl boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına değerli işler yaptığımızı buradan bütün İstanbul hemşehrilerime duyurmak isterim. Yılların ihmallerine, yılların yanlışlarına son verdiğimizi gururla ifade ediyorum. İstanbul'a sahip çıkmanın ne demek olduğunu gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İstanbul'u yürekten seven herkes aslında bir kahraman yaratıldığını görüyor ve o kahramanın adını gördüğünde içi rahatlıyor, rahat bir nefes alıyor. Onun da adı İBB Miras ve onun ekibi. Teşekkür ediyorum İBB Miras'a. İBB Miras markası varsa orada tarihe, kültüre sonsuz bir saygı vardır. İçinde İBB Miras var ise İstanbul'a özen vardır, vefa vardır.
Bugün açılışını yaptığımız Beyoğlu sinemasının açılışında da aynı özeni, aynı titizliği ve aynı saygıyı gösteren arkadaşlarımın imzasını görüyorum. Bu da beni çok mutlu etti. 4 yıl önce bu kurumsallaştırdığımız kavramla İstanbul'un ne yazık ki bazen yok olmuş bir köşesini hayata tekrar kavuşturduk. Bazen yok olmaya yüz tutmuş ve ne yazık ki kaybolmak üzere olan eserlerini, anılarını tekrar İstanbulluyla buluşturduk. Bir kez daha çok doğru ve güzel bir işin ortaya çıktığını görüyorum. Tevazu göstermeyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten gelmiş geçmiş en liyakatli ekiplerinden birisiyle İstanbul tarihinde, İstanbul'da çalıştığımı buradan hem ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek hem de bunu kamuoyuyla paylaşmak, onların belediye başkanı olmanın gururunu yaşamanın altını çizerek sizlere duyurmak istiyorum. Beyoğlu sinemasının içinde bulunduğu Halep Pasajı yalnız İstiklal Caddesi'ne değil, ülkemizin tiyatro sanatına hayat vermiş, değer katmış özel bir mekan. Muhsin Ertuğrul'dan, Haldun Dormen'den, Ferhan Şensoy'dan, daha nice ustalardan izler taşıyan bu pasaj 1989 yılında Beyoğlu sinemasının açılmasıyla birlikte yeni bir işlev kazanmıştı. Burası sinema sanatı denince akla ilk gelen yerlerden birisi oldu. Dünya sinemasından özel örneklere yer veren Beyoğlu sineması, Türk filmlerinin gösterim şansı bulamadığı bir dönemde ülkemiz sineması adına çok önemli bir merkeze dönüştü. Bir Türk filmiyle perdelerini açan Beyoğlu sineması, bu topraklarda üretilmiş eserlerine dönük süreci hassasiyetle yönetti. Bu özelliğini yansıtan sembolik bir şeyi hatırlatmak isterim. Nuri Bilge Ceylan'ın ilk uzun metrajlı filmi olan Kasaba sinema severlerle ilk kez burada buluştu. 1990'larda İstiklal Caddesi'nin sinemamızın canlanmasına katkılar sunan bu mekanın sonraki dönemlerde ne yazık ki hepimizin bildiği ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmeler sonucunda kapanmanın eşiğine geldiğini hep birlikte yaşadık. Son sinemalardan birisiydi burası. Tabii bu noktada burayı yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi olarak devreye girdik. Restorasyon çalışması başlattık. Bu sinemanın kimliğini, dokusunu kaybetmeden yeniden İstanbulluların kullanımına kazandırılmasını sağladık. Hafıza önemli bir şey. Hafıza yok olduğu zaman insanlar kimliğini, kişiliğini kaybeder. Gördüğünüz bu sinemada eminim ki birçok arkadaşımızın, hemşerimizin, dostlarımızın burada bir anısı olması muhtemel. Ben dahil burayı tatmayan, burada sinema izlemeyen insan çok azdır diye düşünüyorum. Böylesi bir anı mekanının, böylesi bir sanat alanının tekrar kazandırılması bizim için bir gurur. İstiklal Caddesi önemini, Beyoğlu önemini tekrar hissetmesi, yaşaması adına her noktasında olduğu gibi İstanbul'umuzun burada da özenli çalışmalar sürdürüyoruz. Buradan buraya gelmeden bir buçuk saat önce tersanenin, yani tarihi tersanemizin geldiği noktada çok özenli bir sanat alanının orada çalışmalarının bittiğini, açıkçası şimdi de bir dekorasyonla içindeki aktivitelerin ve ünitelerin tasarlanıp toparlanması ile ilgili süreci başlattık. Orada da sizi çok özenli bir sanat alanının, sanat merkezinin, müzenin ve çok etkili bir kültür alanının bitirilmek üzere olduğunu, 3 ay 4 ay içinde aşama aşama kültür yaşamımıza katılacağının müjdesini şimdiden vermek istiyorum. Tabii kamusal sorumluluğumuzu yürütüyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmek aynı zamanda İstanbul'a sorumluluğumuzu yerine getirmenin önemli bir aşaması. İstanbul'u bir sinema şehri olarak da tanımlayabiliriz.
Burada dediğim gibi kıymetli sanatçılarımızın huzurunda, hele hele saygıdeğer Türkan Şoray'ın huzurunda sinema ile ilgili konuşmak herhalde biraz zor olacak. Bu açıdan görevimizi yapıyor olmak bizim için yeterli. Belediye sinema ilişkisi bu anlamda da önemli bir ilişki. Güncel hayatta da sinemanın gelişmesi, bu sanatın daha ileriye taşınması, bu sektörün temsilcileriyle kent adına, şehir adına nasıl işbirlikleri yapabiliriz, ona bakmak ayrıca bir sorumluluğumuz. Yine buraya gelmeden önce çok tesadüfen böyle sanat ve sinema üzerine bir gün yaşamış olduk. Eşimin, sevgili Dileğin başlattığı Büyüt Hayallerini projesi, ki bu sene 3000 genç kız öğrencimize burs sağlayacak. Bu projenin içerisine çok enteresan bir yarışma dahil edildi ve bir kısa film yarışması yapıldı. Orada ödülleri az önce eşimle birlikte verdik ve çok güzel kısa filmlerin olduğunu gördük. Hatta çok özel bir gencimizin, bir lise öğrencisinin animasyon şeklinde yine bu proje kapsamında Dileğin öncülüğünü yaptığı Büyüt Hayallerini kitabının içinde bulunan Sümeyye Boyacı diye bir sporcumuzun, paralimpik sporcumuzun yaşamını bir animasyon haliyle bir lise öğrencisinin muazzam bir kısa filmle hazırladığını gördüm. Çok etkilendim. Çok özel bir işti. O gencimizin oradaki yaratıcılığını, 15 yaşında belki var yok, oradaki o heyecanını görmek muhteşemdi. Yakında sosyal medyamdan bunu paylaşacağım ve sizlerin de izlemesini sağlayacağım. İşte tam da aslında sanatın nasıl bir iyileştirici gücü olduğunu, sanatın nasıl birleştirici gücü olduğunu, sanatın nasıl insanca yaşamın başlangıç noktası gibi insanı besleyen bir damar olduğunu bu anlarda ve bu ortamlarda daha da iyi yaşıyor ve hissediyorum. Bu bağlamda bu belediye ve sinema ilişkisini daha da büyütecek hamleleri umuyorum daha sağlıklı zamanlarda, daha güçlü bir ortamda İstanbullulara ve bütün Türkiye'ye yaşatırız. Beylikdüzü'nde bir belediye sineması açmıştım o görev dönemimde. Hiç unutmuyorum, bir yıl içerisinde 150 bine yakın çocuğumuzu sinema izlettirmiştik Beylikdüzü belediye sinemamızda. Bu muhteşem bir sayıydı ve orada bir uyanıklık yapmıştım. Çocuklar hoş geldiniz diyen bir filmim vardı her filmden önce. Çocuklar arasında popüler olmaya başlamıştım o sayede ve her gördüğümüzde çocukların bana ilk mesajı, başkanım sinemada film izledik oluyordu. O bakımdan tabii hani burada öyle bir film koymayacağım, onu söyleyeyim, endişeniz olmasın, ama hani çocukların orada sinemayla buluşması ve öylesi bir tad alarak sanatla bir araya gelmesinin etkisini o ilçemde nasıl keyifli bir ortam sağladığınızda gençlerin, çocukların değişebildiğini de yaşayan bir belediye başkanı oldum. Onun için iyinin, doğrunun, güzelin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Hayatı kolaylaştırmak ve insanların yaşamını kaliteli hale getirmek için çok çalışacağız. Çalışacağız, göreceksiniz, hep birlikte başaracağız ve hep birlikte kazanacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü biz Yeşilçam'ın hayatımıza soktuğu, kimine göre de çok inandırıcı olmayan ama bana göre çok da inandırıcı olan altın kuralına yürekten inanıyorum. O da biliyorsunuz ki iyiler hep kazanır, değil mi? Yeşilçam'ın kuralıdır bu. Dolayısıyla biz kazanmaya devam edeceğiz. Sinemamız Beyoğlu'na hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan kıymetli sanatçılarımıza, sanatseverlere ve Beyoğlu hemşehrilerime, çok kıymetli siyasi dostlarıma da hepinizin huzurunda teşekkür ediyor. Sinemamız Beyoğlu'na ve İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun.
Çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Efendim şimdi bu büyülü perdenin içinde olduğu Düşler Şatosu ile ilgili bir söyleşimiz var. Hepiniz yakından tanıyorsunuz. Lütfen alkışlarınızla bundan sonraki bölümün moderatörünü davet ediyorum. Sevgili Rıza Sönmez geliyor. Hoş geldiniz, buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın Başkan, kıymetli sanatçılar, kıymetli sanatseverler. Dostumuz sinema yazarı ve sinema tarihçisi Burçak Evren diyor ki, eski Beyoğlu sinemaları Düş Şatoları kitabında, şimdi ondan bir alıntı yapacağım ama önce şunu söylemem gerekli. Bir Düş Şatosu, İBB Kültür Beyoğlu sinemasına hoş geldiniz. Şimdi Burçak Hoca sinema salonları ile ilgili meseleyi çok güzel özetlemiş. Sinema salonu nedir? Neyi ifade eder? Sinema salonları ya da diğer bir deyişle Düş Şatoları yalnızca filmlerin izlendiği sıradan mekanlar değil. Onun da ötesinde sinemaya gitmeyi bir ritüele dönüştüren, topluca film izleme alışkanlığını kazandıran, benzer keyif ve güzellikleri paylaşmayı kendi tercihleri doğrultusunda yapan insanların birlikte soluduğu bir başka mekanlardır. Kimi zaman unutulmaz filmler bu mekanlarla, çoğu zaman da bu mekanlar kimi filmlerle öylesine örtüşürdü ki, film sinemadan, mekanı anılardan, filmlerden, tek bir kareden ayıramazdınız. İşte birlikte film izlemenin büyüsü ve sinema salonlarının önemi burada başlar. Sinemaya gitmek basit bir eylem değil, adeta bir merasimin başlangıcıdır. Kimi salonlar vardır ki filmden öte, filmlerden öte, kendileri birer tercih nedenidir. Şu ya da bu filme gidelim yerine, emeğe, konağa gidelim mi sorusu tercihin de ötesinde sinema salonunun varlığının, saygınlığının, hadi açıkça itiraf edeyim, büyüsünün kanıtlanmasıdır. Burçak Evren'in dediği gibi, İBB Kültür Beyoğlu Sineması'na hoş geldiniz. Ben 1991 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünü kazandığımda Beyoğlu'nda yaşamaya başladım. O tarihten beridir de hem Beyoğlu'luyum hem Beyoğlu sakiniyim. Ne İstiklal Caddesi'ni bıraktım, ne ara sokakları bıraktım, ne de girilmez sokakları bıraktım. Ben bu sinema salonunun 3 aktörü oldum. Ne demek istiyorum? Beyoğlu'nda yaşamaya başladığımda bu sinemanın seyircisi oldum. Sonra oynadığım filmler bu perdede gösterildi, oyuncusu oldum. Sonra 2016 yılında benim yönettiğim bir uzun metrajlı dökü-drama, Orhan Pamuk'a Söylemeyin kaste çektiğim filmde kar romanı da var, İstanbul Film Festivali kapsamında bu perdede gösterildi. Ben buranın hem seyircisi, hem oyuncusu, hem de yönetmeni oldum. Dolayısıyla da bu salon, bu Düş Şatosu benim kişisel hayatımda çok kıymetli bir yer. Biz buraya kafesine de gelirdik. Dönemi için çok modern bir kafeydi. Biz kafede alışık gözlerimizin aşina olmaya başladığı, sinema salonuna girdiğimizde birlikte film izlediğimiz insanların bir kısmını sonra yönetmen, bazılarının sinema yazarı olduğuna tanıklık ettik. Ben Nuri Bilge Ceylan'ın orta metrajlı Kasaba filmini ilk kez burada izledim. Ben sonra Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu ve Üç Maymun ve Kış Uykusu'nu Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyerek sinema salonunda binlerce kişiyle beraber izledim. Nuri Bilge Ceylan Kasaba filmi burada gösterildikten sonra vizyona girdi. 5000 kişi izledi Kasaba'yı. O zamanlar böyle milyon rakamları yok. Bugün Nuri Bilge Ceylan kendi rekorunu kırdı, haberlerini görüyorum. İlk günde 20.000 kişi izlemiş diye. Nuri Bilge Ceylan 5000 kişi izleyip beğendiğini öğrendiğinde şey demişti. Bu kadar kişisel bir sinemamın bu kadar insanla buluşabileceğini hiç düşünmemiştim. Çok şaşırdım demişti. Yine burada Reha Erdem'in A.A.Y. filmini ilk kez burada gördük. Siyah beyaz bir filmdi. 16 milimetre çekilmişti. Reha Erdem filmi çekmek için yıllarca uğraşmıştı. Ben daha sonra Berlin Film Festivali'nde Hayat Var filmini panoramada yarışıyordu. Galasında gittim izledim. Burada başlayan yolculuklar
burada başlayan sinema serüvenleri dünyanın çok çeşitli festivallerinde kendi kişisel tanıklıklarımla ve aynı zamanda da işte basından da takip ettiğimiz başarılara tanıklık ettik ve gurur duyduk. Burası sadece koltukları olan, ekranda pırpır dönen görsellerin olduğu bir yer değil. Burası sinemanın ve sinemacıların doğduğu bir yer. Dolayısıyla da İBB Miras'ın buraya el atması bizi çok umutlandırdı. Çünkü biz yüreğimiz biraz pırpır ediyordu. Kapanacak mı acaba diye. Biz burada sinema, burası bizim okulumuz oldu. Sinema okuludur. Yani şeyde internet yoktu. İnternetten filmleri izleyemiyorduk. Ya film festivallerini takip ederdik ya da işte burası Euromaş sineması olduktan sonra Sinema Yazarları Derneği'nin, hele yaz ayları bizim için müthiş bir şölendi. Sinema Yazarları Derneği'nin seçtiği filmler her gün sırasıyla oynardı. Bir yaz boyunca devam eden bir festival gibiydi ve biz orada sinemanın katmanlarını da tanıklık ettik. Kendi sinemamızı inşa etmek için çok şey öğrendik. Bize hayırlı oldu. Bundan sonra da hayırlı olacağı konusunda hiçbir kuşkumuz yok. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir konuğumuzu davet edeceğim ama o hem oyuncu hem yönetmenliği var. Ama onu sadece oyuncu ve yönetmen olarak tanımlayamayız. O aslında Türkiye'nin sineması. O sinemanın yüzü Türkan Şoray. Buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ayakta konuşayım. Buyurun. Efendim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün ben de gerçekten bir coşku ve mutluluk içindeyim. Çünkü sanki nasıl bir coşku ve sevgi, mutluluk. Sanki yıllarca uzak kalmış, uzakta kalmış, kavuşamadığınız bir sevgiliye kavuşmuş duygusu gibi. Bu sinemanın, buranın açılışı, bugün bu olaya tanık olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde sinemalar tek tek kapanırken burada bu Beyoğlu sinemasının tekrar açılması gerçekten bütün sinema severler adına da çok mutlu bir olay. Ben bunun için bu sinemaya sanata değer veren İstanbul Belediye Başkanımız sayın sevgili Ekrem İmamoğlu Bey'e çok teşekkür ediyorum bütün sinema severler adına. Hepimizin bu sinemada anıları var. Keşke bundan sonra da dolsa da taşsa tekrar eski günleri gibi bu sinemalar önem kazansa. Aslında bu sinema yıllarca daha önceki senelerde de İstanbul'un kültür ve sanat hayatına çok büyük katkısı oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türk filmlerini tanıtma görevini yerine getirdi. Seyirciyle buluşmasını sağladı. Sinema salonları, sinema gerçekten sizin de söylediğiniz gibi büyülü mekanlar. Burada sinemaya geldiğiniz zaman sinema karanlığa bürünüp perde başladığı zaman, perdede film, bambaşka bir dünyaya gidiyorsunuz. Düşleriniz oluyor. Çok gerçekten
bambaşka bir şey sinemada toplu olarak film seyretmek. Maalesef ki o yıllar önceki sinemaya coşkuyla giden kalabalıklar yok. Keşke yine böyle sinemanın kapısında kuyruklar olsa. Ama diliyorum ki sanki sizin de söylediğiniz gibi bu sinemanın bir uğuru var. Burası dolup taşacak eminim. Ben sinemayı bu büyüyü 7 yaşındayken bu büyüye kapıldım. 7 yaşındaydım ilk sinema perdesini gördüğüm zaman. Ondan sonra yıllar geçti. O sinema perdesinde kendimi görmeye başladım. Alışamadım bir türlü. Ondan sonra alıştım. Ama bu sinema perdesinde kendimi gördükçe izleyicilerle sinemayı dolup taşıp doldurdukça, benim filmlerimi gördükçe, bizi gördükçe insanlarla seyirciyle müthiş bir kaynaşma oldu. Yani şunu demek istiyorum. Sinema salonları, sinema perdesi benim için dünyamın bir parçası. Buraya girerken bile garip bir ürperti, huzur, mutluluk duydum. Keşke tekrar filmler çevirirsem ve tekrar burada perdede seyrederim. Teşekkür ederim. Bunun buradaki sinemacı arkadaşlarımızı heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Sizin de çalışabilme şansını bulabileceklerini düşündükleri için. Biket Hanım'ın eli kalktı orada hemen. Biket İlhan. Şimdi, o zaman sevgili Biket. O zaman sizin 7 yaşınıza bir gidebilir miyiz? Madem sinema salonları üzerine konuşuyoruz, Eyüp'teki evinizdesiniz. Evinizin çatısından ya da damından bir açık hava sinemasının perdesi görülüyor. O perdede İtalyan yeni gerçekçilerinden Giuseppe De Santis'in bir filmi oynuyor. Ay, kitapta okudunuz herhalde. Evet. Acı Pirinç. Evet, demin de bahsettim. 7 yaşındaydım. Sinemanın ilk kez perdede, yani sinema, o da evin damından, komşu evin damından izliyoruz. Çocuğum tabii diğer çocuklarla birlikte. Işıklar içinde bir kadın gördüm. O büyülendim. Eteklerini toplamış böyle suların içinde. Sonradan öğrendim ki o film Acı Hayat filmiymiş. Acı Pirinç'miş. Evet. Acı Hayat kendi filmi miydi? Acı Pirinç'miş. Silvana Mangano olmuş o güzel kadın da. Ondan sonra o büyü yıllarca o böyle büyüledi ve yıllar yılı o büyünün etkisiyle 220 tane film çevirmiş oldum. Peki oradan da Fatih'teki açık hava sinemasına gidelim. Sizin oturarak seyircisi olarak izlediğiniz ilk film Yangın var. Ayhan Işık, Leyla Sayar. Evet. Şimdi ben kapalı bir çevrede büyüdüm. Anneannemle dedemin yanında büyüdüm. Onlar pek böyle dışarı yollamıyorlardı. İlk defa bir kez komşular kandırdı herhalde dedim anneannemi. Sinemaya gittim, yazlık sinemaya. İlk gördüğüm film Yangın vardı. Ayhan Işık'la Muhterem Nur. Leyla Sayar galiba. Ay, Leyla Sayar mı? Hayır, Muhterem Nur'dan da imzalı bir resim almıştım. Ben yanılıyor olabilirim. Siz kitabın orasını nasıl... ben bir kitap yazdım da sinema ve ben, aşkım diye. Herhalde oraya okudunuz. Ondan önceki kitap benim çok sevdiğim bir dostum Namık Kemal'in Darma yayınlarından çıkmıştı. Allah rahmet eylesin Namık Kemal. Darma yayınlarındaki kitap bendeydi. Orada sizinle bir nehir söyleşi vardı. Oradan çaldım. Aldım kopyaları oradandır. Sevgili Atilla Dorsay Bey de... Evet, Atilla Bey'in de bir kitabı beni var. Beni mutlu ettiler. Benim için bir kitap yazmışlardı. Oradan mı okudunuz acaba? Çok tekrar teşekkür ederim. Evet.
Efendim sizi fazla tutmayayım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok sevgiler, çok sevgiler. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Başkanım bekliyorum ama... davetinizi. Çekmeceye. Efendim? Tamam. Bekliyorum. Türkan Hanım, efendim, sizi hemen bırakmayalım. Hemen bırakmayalım böyle. Yakalım. Her zaman yakalayamıyoruz. Evet, şeyi de ekranlarda, işte internette, evet, karşımıza çıkıyor. Çünkü sizin salonla ilgili heyecan verici, efendim, bir durumunuz daha var. Anladım. Sizi hemen bırakmıyoruz. Çünkü niye? Çünkü bulamıyoruz sizi. Bulmuşken biraz konuşturmak istiyoruz. Peki, biz bir sokak ötede lüks sineması vardı. Lüks sinemasında sizin ilk filmleriniz, ikinci filminiz Aşk Rüzgarı, Göksel Arsoy'la film bitti, seyirci lojaya doğru bağırmaya başladı. Sıkılmazsanız anlatayım. Lütfen. Lütfen. Efendim şimdi ben sinemaya ilk başladığım zaman daha 15 yaşına yeni girmiştim. Sinema bir hayatımda bir kere film seyretmiştim. Bir film. Ayhan Işık'ın işte Yangın Var. Okula giderken ertesi günü sinema setlerine başladım. Yani böyle bir bu şekilde başladım sinemaya. Ve iş tabii, yani o zamanlar böyle medya falan, televizyon olmadığı için hemen tanınmak mümkün değil. İkinci filmimi çevirdim Aşk Rüzgarları diye Göksel Arsoy'la. Ve filmin galası oldu. Sinemada böyle, bir sinemada. Ama yani seyirci beni tanımıyor. Daha ikinci filmim. Göksel Arsoy çok meşhur o zaman böyle. Arabasını yolda böyle şey yapıyorlar, hücum ediyorlar falan. Ondan sonra lojada otur, yani biz oyuncular, beni de lojaya aldılar. Filmde üç kız oynuyoruz. Üçümüz de Göksel Arsoy'a aşığız. Ama Göksel Arsoy beni tercih etmiyor. Sunay Uslu diye bir oyuncu var, onu tercih ediyor. Ve ben böyle çok masum, nasıl oynadımsa o yaşlarda bu rolleri. Ondan sonra film izleniyor. Finalde Göksel Arsoy öbür kızla evlenince salonda kıyamet koptu. Böyle şeylere vuruyorlar, böyle yanlarındaki şeylere. Kara kızla evlen. Kara kız benim. Böyle işte o zaman da daha makyajsız, kara, böyle kaşlı falan şimdi. Ondan sonra böyle kara kızla evlen. Tabii o kadar garip bir duygu ki, sizden bahsediyorlar. Bütün ışıklar yandı, herkes ayağa kalktı, lojaya geldi, bana bakıyorlar. Çok şaşırdım, ben de onlara bakıyorum, onlar bana bakıyor. Ama gülerek, severek bakıyorlar. Ve diyorum ki, ben orada ilk defa bu seyircimle olan, yıllardan beri süren o güzel sevgi bağını herhalde ilk orada başladı. Böyle bir yanım var. Yeter artık, sıkılacaklar. Hemen gönder diyelim. Oyunculukla ilgili konuştuk ama yönetmenlikle ilgili de konuşalım. Sizin ilk filminiz Dönüş ama siz yönetmen olmak için uğraşmıyordunuz. O sırada bir yönetmen bulunamadı. Öykü sizindi. Dönüş'le başladınız. Yönetmen bulunamadı değil. Yanlış hatırlıyorum o zaman. Hayır, şimdi Dönüş diye bir senaryo, bir hikaye vardı. Ben onu gazetelerin bu üçüncü sayfalarında, çok acı haberler var ya, oradan okumuştum ve çok dokunmuştu bana. O dönem Almanya'ya gidişler oluyordu, göç oluyordu biliyorsunuz, işçi göçü. O öyle bir hikayeydi. Dönüşte namus meselesi diye köydeki bıraktığı karısını öldürmek için dönüyor ve kaza geçiriyor. Böyle çok acı bir haberdi. O çok güncel konulardı o günlerde ve onu hikayesini önerdim ve yönetmen en iyi
Atilla Bey bilir bu durumu. Ben hatıralarımızdan... Hani siz benimle çok ilgiliydiniz. Atilla Bey. Ben sizin hatıralarınızdan o bölümü şöyle okumuştum. Ben hatırlatayım isterseniz. Yapımcıyla konuşuyorsunuz ama ondan sonra etseniz... yapımcı dedi ki. Öyküsünüz zaten. Bu öyküyü siz bu kadar bunu işselleştirmişsiniz. O zaman bunu siz çekin dedi. Yani işte delilik bir yönetmenliğe evet demek. Yani çılgınlık. Ve ben evet dedikten sonra kara kara başı nasıl bir şey başıma aldı düşün. Ondan sonra yaslara girdim nasıl çıkacağım bu işin içinden diye. Ama güzel oldu, film beğenildi. Böyle bir yönetmenlik yapmış oldum. 4 tane, 5 tane. Evet, Dönüş, Azap, Bodrum Hakimi, Yılanı Öldürseler, Uzaklarda Arama. Yılanı Öldürselerle ilgili bir şey sormak zorundayım. Yani hemen gidebiliyorsunuz. Şimdi... Ay sıkılmadınız değil mi? Şahane herkes. Habire konuştum. Vallahi suç benim değil. Siz konuşturuyorsunuz beni. Benim suçum yok. Ben çok mutluyum. Konuklarımızın da çok mutlu olduğunu eminim. Teşekkür Şimdi ederim. Yılanı öldürseler... Efendim? Ben önerdim ama Sevilay Hanım... Anlamadım. Neden oturmadınız? Yorulmayın diyor Sevilay Hanım. Ayakta. Sevilay Hanım yapımcı olduğu için oyuncunun bütün rahatlığı, konforunu düşünür. Peki kısaca bunun üstünden de geçelim Sevilay Hanım. Şimdi Yaşar Kemal'in öyküsü, kitabı zorlu bir proje. Sizin hatıralarınızda sıkıştığınız bir yerde Atıf Yılmaz'ı aradığınızı ve ondan yardım istediğinizi. Atıf Hoca'ya bir selam gönderelim. Evet. Sevgili Atıf Yılmaz biliyorsunuz Türk sinemasının... temel taşlarındandır. Atıf Yılmaz, onunla çok film yaptım. Farkında olmadan da onunla çalışırken gizli gizli böyle nasıl yönetmenlik yapıyor, ne yapıyor falan onları izlemişim. Bilinçaltına onlar yerleşmiş. Bu yönetmenlik yaptığım zaman çok işime yaradı. O böyle bir kroki çiziyordu. İşte açıları yapıyordu falan. Ben de böyle çaktırmadan bakıyordum. Ondan sonra film çekerken zaten aynı yolu izledim. Ben de böyle asistana veriyordum açılar buradan olacak falan diye. Fakat zaten Yaşar Kemal'in romanı, Yaşar Kemal'in adı omuzlarımda ağır büyük, o kadar büyük bir isim ki Yaşar Kemal. Onun romanını filme almak ne haddime benim, yani yönetmen olarak. Ama evet dedim, ona da bir çılgınlık. Ben çılgınlık yapmayı seviyorum herhalde. Ondan sonra... filme başladık fakat öyle bir zor bir sahne var ki çekiyoruz filmi. Atlar uzaktan gelecek. Ondan sonra işte çocuğun etrafında dolaşacak. Çocuğa beynini yıkacaklar. Annen öldür, annen öldür, baban yılan oldu. O kadar uzun ve zor bir sahne ki. Allah'ım ben ne yapacağım dedim. Ondan sonra Atfe'yle de böyle çok özel bir... sıcak dostluğumuz vardı. Ondan sonra Atıf Bey'e telefon açtım Adana'dan. Atıf Bey'e. Atıf Bey ben ne yapacağım bak böyle böyle dedim. Mekanı anlattım böyle. O nasıl bak evladım diye başladım ona. İşte şöyle yapacaksın, kamerayı buradan koyacaksın. Böyle şey yap, fan yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ondan sonra o sahneyi öyle çekmiş oldum. Yani güzel oldu. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Efendim, daha güçlü bir alkış lütfen. Efendim, sağ olun. Sinemamız hayırlı olsun, doğsun pastın. Burası çok lazımdı bu sanat merkezi olarak. Yıllarca sürecek. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz sanata yatırımınız için. Çok teşekkürler. Şimdi davet edeceğim konuğumuz birçok insan sinema eleştirisini ya da bir filmi ele almayı onun televizyondaki programlarından gördü. Sadece sinema yazarı değil, yaşam kültürü yazarı, yüksek mimar, zamanında
Gastronomi yazıları yazdığında canım gastronomi yazıları, bu yemek yazıları da ayıp olmuyor mu denilen gazetelerin, o lafları söyleyenlerin birçoğu zaman geçtikten sonra gastronomi, yemek kültürü, gezi yazıları yazmaya başladı. Sinemamızı yazan adam da diyebiliriz. Sayın Atilla Dorsay, buyurun efendim. Lütfen, lütfen. Hoş geldiniz efendim. Ben Türkan Soray'dan daha yaşlıyım, ayakta duramadım. Oturmaya davet ettim ama o ayakta kalmayı tercih etti. Lütfettiler, sağ olsunlar. Siz sormadan ben bu sinema hakkında yazdığım bir şeyi okuyabilir miyim? Buyurun efendim, lütfen. Ben birçok şeye hakikaten çok hayran oldum. Mesela bunların arasında benim şu anda aklıma bile gelmedi. Bir ara yemek yazıları yazmaya başlamıştım Cumhuriyet'te. Sonra onları topladım ve Ağız Tadıyla adlı bir kitap oldu. Ama bu o kadar geride kaldı ki. Bunun ötesinde çok sevdiğim şeylerden, yerlerden biri Beyoğlu'dur. Bu sinemanın açılışı o yüzden beni ayrıca mutlu etti. Bunun ilk belirtilerinden, ilk eserlerinden biri de Benim Beyoğlum adlı fi tarihinde yazdığım bol resimli bir kitaptı. Şimdi bu kitapta bakın Beyoğlu sineması hakkında ne demişim? İşte yepyeni bir sinema. Yani hemen şu parantezi açayım. Diğer bütün sinemalardan uzun uzun bahsediyorum. Ama Beyoğlu sineması bütün o eski sinemalara kıyasla, ki isimlerini saymıyorum şimdi, saatlerce sürer, en yeni sinemalardan biridir. 1989, neredeyse günümüze yakın. İşte yepyeni bir sinema, bir geçmişi yok. Ama bir hali ve umalım ki bir geleceği de var. Ses tiyatrosunun bulunduğu bina eski Halep İşanı, cephesi korunmak suretiyle yıkılmış ve içinde yepyeni bir iş merkezi oluşturulmuştu. Ama kimsenin aklına burada bir de sinema salonu çıkarmak gelmemişti. 1980'lerin ikinci yarısında canlanmaya başlayan sinema ortamı, bir avuç genç sinemacıyı, Ankara'dan İrfan Demirkol, Pervin Tan, bu arada Pervin Tan aramızda mı? Yok efendim. Hayret, bu salonla çok ilişkili iki isim benim aklıma geliyor. Biri Cem Altınsaray, ki o sinema yazarı şu anda Kanada'da bir festivalde jüri üyeliği yaptığı için oraya gitti. Yoksa buraya gelecekti. Ama sevgili Pervin Tan da gelmemiş, buna şaşırdım. Çünkü bu salona çok çok emeği geçmiştir. Evet, devam ediyorum. İstanbul'dan Baha Sertel, Kadir Albaş, Abdullah Tüzel bu binanın bodrum katında kiralanmadan duran birkaç dükkanı alıp bir sinemaya dönüştürmeye yöneltti. Çeşitli elverişsiz koşullara karşın bu başarıldı ve yaklaşık 300 kişilik güzel bir salon 1989-90 sinema mevsiminde, daha önce söylendi bu, Şahin Kaygun'un Dolunay filmiyle açıldı. Salonun Amerikan filmlerinin dışında kalan kaliteli dünya sinemasına ağırlık vereceği umuluyordu. Ama seyircinin Amerikan sinemasına yönelen tercihi buna tam olarak olanak vermedi. Yine de Amerikan sinemasından bile gelse Shirley Valentine, Kuru Beyaz Bir Mevsim gibi düzeyli filmler veya bu sinemanın dışından gelen Benim Güzel Çamaşırhanem, Bağdat Kafe gibi filmler Beyoğlu sinemasına yakışıyor. Ama gönül buranın gerçek bir sanat filmleri merkezine dönüşmesini de arzu ediyor. Herhalde biz sinemaların pasaja dönüştüğü bir dönemde pasajı yıkarak sinema yaptık sloganıyla açılan bu salon bize Beyoğlu'nun ve sinemacılığın geleceği konusunda büyük umutlar verdi. Gördüğünüz gibi bu salon daha sonra festivallerde de çok gözde bir salon oldu. Bu bir hayli eski bir yazı tabii. O zamandan beri neler neler oynamadı burada. Ve bugün bu salonun yeniden aramıza katılması hakikaten İBB'nin çok büyük çalışmalarından biri. Sinema salonu deyip geçmeyin. Bunu ben yani iyi ben bilirim. Ben bir salonu, emek sinemasını kapamaları yüzünden Emek Yoksa Bende Yokum adıyla bir kitap yazıp o zamanlar çalıştığım Sabah gazetesine de veda edip yazılı basındaki kariyerimi noktalamış bir adamım. Ama ne oldu? Sonra T24'e geçtim.
Yıllardır T24'te çalışıyorum. O internet sitesi. Ondan da o kadar şikayetçi değilim. Bir tek maaşımız çok düşük. Bu da işin esprisi tabii. T24'te maaş falan diye bir şey yok. Onu bildiğinizi tahmin ediyorum. Ama artık birçok şey para için yapılmıyor ve yapılmamalı. Hele bizim bulunduğumuz noktaya, bizim yaşımıza gelmiş insanlar için bu böyle. Dolayısıyla bu sinemanın açılması aynı zamanda Beyoğlu'nda başka sinemaların da yeniden doğduğu günlere rast geldi. Mesela Atlas Sineması bugün ayakta bir sinema, daha yeni oraya gittik. Çok hoş bir salon oldu ve o bize birçok şey kazandırdı. Keza eski Alcazar Sineması, Beyoğlu'nun en eski sinemalarından biri ve sadece avantür filmleri dedikleri filmleri oynatırdı. Ama onların da bir cazibesi vardı. Mesela ben İstanbul'a geldiğimde ilk Tarzan filmlerini veyahut da o zamanlar çok moda olan seriyel filmler denen filmler vardı. Bir tür televizyon öncesi bir ana fikri alıp bir sürü filmde anlatan filmlere seriyel filmler denirdi. Bunları Alcazar'da izlemiştik. Alcazar da bugün teorikman açık. Gerçi yani tam anlamıyla çalışmıyor. Onun yanı sıra eski sinemalar var. Majestik hala ayakta. Bir de tabii eski emeğin içinde bir salon var. Fitaş sinemasında birkaç salon var. Yani Beyoğlu salon açısından her şeye rağmen hiç kötü bir yerde değil. Ama bu salonun yeri başkadır. Ve ben hakikaten bu açılışta bulunduğum için son derece mutluyum. Sayın Türkan Şoray'a da tabii çok teşekkür ediyorum. Uzunca bir süredir görüşmemiştik. Gerçi en geç 6 ayda bir görüşürdük. Hala da öyleyiz ama yine de onun burada anılarını anlatması beni çok mutlu etti. Ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na da yalnız sanatsal açıdan değil, politik açıdan da bugünlerde bulunduğu yer için ve yalnız İstanbul'un değil, Türkiye'nin şu anda duçar olduğu felaketten, başına sarılmış beladan kurtulması için en etkin olacak kişilerden birisi olduğuna inanıyorum. Tabii öncelikle bu İstanbul seçimini kazanalım. Aman. Sonra şeye atılmış, politikaya atılmış, bir kısmı da biraz kaçık kadınlardan oluşan o politikacılarla nasıl başa çıkacak? CHP onlarla daha doğrusu nasıl başa çıkacak onu ben de bilmiyorum. Kadınlara çok büyük saygım var ve kadınların politikaya atılması benim için en muhteşem şeylerden biri oldu. Ama bunlardan birisi hakikaten kaçık çıktı, yani bunu açıkça söylüyorum. Umarım o da haddini bilir ve sonunda bu yerel seçimlerde oynaması gereken rolü oynar. Çok ummuyorum aslında, ne yalan söyleyeyim. Ama bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Evet, buyurun. Hocam, siz emek yoksa ben de yokum dediğinizde ne kadar doğru bir şeyi tespitte bulunduğunuzu zaman gösterdi bize. Çünkü emekle başlayan süreçte Beyoğlu sakinlerini kaybetti. Emeğin hemen ardından gezi olayları oldu. Sonrasında Beyoğlu'nda yaşayanlar bir kısmı buradan taşındı. Beyoğlu'nu mekan mesken bilmiş olanlar kendilerine başka mekanlar buldular ve sakinlerini kaybetti. Sakinlerini kaybedince de Beyoğlu'nun yeni sakinleri geldi. Ben 2 yıl önce meydandan başlayarak tünele kadar sadece caddedeki lokumcuları saydığımda 17 tane lokumcu vardı. Bu bize sakinlerin değiştiği ile ilgili bir göstergedir. Çok kıymetli lokantalardan biri Zencefil'di. İlk vejeteryan lokantaydı. Ben gazeteye de yazmıştım. O dönem gastronomi yazıları yazıyordum. Mesela Zencefil kapandı. Çünkü Zencefil Beyoğlu sakinlerini kaybetti. Zencefil'in sahibisi şey demişti, yani karşılaşıyoruz, yok gelmiyoruz, Beyoğlu'na küstük. Beyoğlu da size küstü zaten demişti orada. Sizin tespitiniz, ben yoksam sadece Atilla Dorsay için değil aslında, aynı zamanda Beyoğlu sakinleri için de bir aslında cümleydi, bir çığlıktı. Lütfen o dönemle ilgili
sinema salonları ve işte mekan ilişkisiyle, çünkü sizin kent kültürü, yaşama kültürüyle ilgili yaklaşımlarınız da var, çok kıymetli. Biraz açar mısınız bize? Şimdi Beyoğlu sakinleri diye bir şey yok zaten. Beyoğlu'nda oturanlar var tabii. Ama Beyoğlu genelde hiçbir zaman sakinleriyle ön plana çıkmadı. Beyoğlu tam tersine bütün İstanbul'un, bütün İstanbul halkının, diyelim ki İstanbul halkının büyük ve önemli bir kısmının, onun dışında turistlerin ziyaret için, ama ziyareti çok genel anlamda kullanıyorum, her türlü keyif, zevk, tat, sanatın tüketilebilecek bütün çeşitleri, tiyatrodan sinemaya, konser salonlarından ne yazık ki artık kalmayan o entelektüel kulüplerine, ki bunlardan bir tanesi Atlas Sineması'nın girişindeki kulisti ve ben orada yıllarca ne entelektüeller tanıdım. Gelirken arabada tesadüfen Dario Moreno'yu dinliyorduk. Ben Dario Moreno'yu kuliste tanıdım. Geldi, gelip orada oturuyordu. Hatta hadi bir şarkı söyle Dario diye laf atıyorlardı. Bunun gibi bir sürü entellerin buluştukları yerler vardı. Bunlar da kalmadı. Niteliği değişiyor, bunu kabul ediyorum. Ama Beyoğlu temelde bu nitelikten kurtulmayacak. Bu niteliği bırakmayacak. Beyoğlu hep ziyarete gelinen yerler olacak. Bir zamanlar o gelinen yerler arasında daha düşük zevkli şeyler de vardı. Yani ne bileyim ben, randevu evleri vardı. Hatta kerhane dediğimiz şeyler Beyoğlu'nun biraz alt tarafında bulunuyordu. Ve insanlar oraya gidiyorlardı. Bunlar da Beyoğlu'nun bir parçasıydı. Çünkü bunlar da unutmayın İstanbul'a, daha doğrusu genel anlamda doğuya, batıdan gelmiş şeylerdi. Beyoğlu bir anlamda batının bu açıdan, yani her türlü keyfi, zevki, sanatsal tüketimi içeren her şeyi ilk defa kendi bünyesinde toplayan bir yerdir. İlk sinema salonu da Beyoğlu'nda açılmıştı, biliyorsunuz. Şu tepe başına doğru dönün, hemen orada Türkiye'nin ilk sinema salonu vardı. Nitekim bütün sinema salonları da önce Türkiye'de Beyoğlu'nda açıldı. Şimdi hepsini saymayacağım. İşte burada bir kısmını saydım zaten. Çünkü sırası geldi. Beyoğlu ölmez. Emin olun Beyoğlu ölmez. Biz gideriz ama Beyoğlu ayakta kalır. Beyoğlu her zaman bu niteliği koruyacak. Tam tersine İstanbul'da değil genel anlamda, bütün ülkede ama özellikle de İstanbul'da sonu gelmeyen bir inşaat şehveti adeta var. Trafik günden güne zorlaşıyor. Taksi sorunu dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar büyük bir sorun oluyor. Trafik deseniz çıldırıyorsunuz. Bugün eşimle buraya gelirken belki yolda 10-12 tane hiçbir trafik kuralına uymayan olay gördük. Kalabalık yerler, şeyler, karşılaştırılan yerler, karşılaşan ve bir tanesinde bile bir trafik polisi yoktu. Bir çılgın şoförü durduracak, hatta ona hemen bir ceza yazacak bir trafik polisi yoktu. İstanbul böyle bir şehir. İstanbul'da buna önem verilmeli. Beyoğlu değişmiyor ki fazla. Beyoğlu'nda neyi yıktılar da onun yerine bir bina yapıldı. Tam tersine Beyoğlu'nun aşağı yukarı şeyin üzerinde bir yeni binalar yapımı var. Aşağıdaki şey... Galataport. Neydi o? Galataport. Galata Port, Karaköy. Hayır, Galata Port'u kastetmiyorum. Dolaptı. Bu taraftan aşağıda giden bir cadde var ya. Evet, onun üzerinde yeni bazı binalar yaptılar ama Beyoğlu'nun bu tarafında İstiklal Caddesi dediğimiz cadde üzerinde bir tek yeni bina bile yok aşağı yukarı. Mesela en son İş Bankası'nın da orada bir eskice bir binası vardı. Bırakılmış bir halde duruyordu. En son onu onardılar ve çok yakında İş Bankası'nın bir müzesi olarak orası açılacak. Bu Beyoğlu'na yepyeni bir nitelik kazandıracak. Ve ben bugün şunu fark ediyorum. Beyoğlu'nda gitgide daha çok dükkan açılıyor. Siz demin 10 tanemine lokumcu dediniz. Ama ben şunu fark ettim. Şeyler var. Nasıl diyeyim? Güzellik müstahzaratı satan dükkanlar var. Bunlar inanılmaz şekilde çoğalmış. Herhalde turistler çok ilgi gösteriyor. Ama ben de eşimle birlikte Beyoğlu'ndan geçerken girip onlara bakmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Onun dışında moda var.
Lokantalar var. Tabii bizim o çok sevdiğimiz eski lokantalar kalmadı. Nereden, hangisini anlatayım şimdi? Ama her şeye rağmen bir Lades var. Bir Abdullah yok ama bir Ağa restoran var. Başka restoranlar da var şu anda birden aklıma gelmedi. Şahin var, devam ediyor. Şahin devam ediyor. 67'den beri. Doğru. Ve de tabii çeşitli gece kulüpleri var. Sinematek de buradaydı bir zamanlar. Taksim'deydi gerçi. Ama Taksim'de tabii ki Beyoğlu'nun bir parçasıdır. Bütün o sinematek hayatımızda bu açıdan Beyoğlu'nda geçti. Valla böyle, ben Beyoğlu için umutsuz değilim, onu söyleyeyim. Hocam tam da bu noktada Bilge Karasu'nun bir Lağımlar Anası Beyoğlu kitabına bir gönderme yapmak istiyorum. O diyor ki, Bilge Karasu, Beyoğlu'nun diyor 10 yıllık döngüleri vardır diyor. 10 yılda bir içinde yaşayanlar çöktüğünü düşünür. Çocukluğu, gençliği ile ilgili hatıralardan söz eder insanlar ama 10 yılda bir tekrar canlanır Beyoğlu. Gerçi Gezi emekten bu yana 10 yılı biraz geçti ama tetikleyici olanın burası olduğunu düşünelim ve Beyoğlu sineması olduğunu düşünelim. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Şimdi davet edeceğim konuğum, birlikte aynı filmlerde de oynadığımız bir arkadaşım. El mikrofonu verelim. Evet, el mikrofonu verelim. Ben yanlış hatırlamıyorsam Masumiyet filminin galası da burada yapıldı. Masumiyet filminin galası burada yapıldığında Zeki Demirkubuz çok heyecanlıydı. Daha önce C Blok'tu onun filmi. Ben ve Ümit Çırak da orada küçük bir sahnede görev almıştık. He Necati diye bir sahnede. Film bittikten sonra, o zamanlar araları bozuk değildi yönetmenlerin, Nuri Bilge Ceylan'ın ağlamaklı bir şekilde geldiğini gördüm. O kadar duygulandım ki dedi. O zaman Kasaba'yı çekmişti. Henüz Mayıs sıkıntısını çekmemişti. Çok Mayıs sıkıntısı ilki. Mayıs sıkıntısını henüz çekmemişti. Gözü hem gururla, aynı zamanda da ya sinema şöyle bir şey ya da sanat şöyle bir şey. Biri bir şey yaptığında düşlediğiniz şeyleri yapabileceğinizi düşünebiliyorsunuz. Ben de yapabilirim diyorsunuz. Burası dolayısıyla da Masumiyet'in başrol oyuncusu şimdi aramızda Sayın Güven Kıraç. Hepiniz hoş geldiniz. Beyoğlu sineması gerçekten benim de hayatımda, sinema hayatımda da çok önemli bir yer edinmiş durumda. Oturur musunuz efendim? Oturayım. Peki, tamam. Israret Bey. İlk filmim, ilk sinema filmim 1997. 97 yılında sinemaya adım attım demeyeceğim. Gökten Zembille indim. Çünkü öyle bir film, öyle bir senaryo, öyle bir rol. Biz oyuncuların başına her zaman çok sıklıkla gelen şeyler değil. O bir şanstı belki de. Ben de şansımı iyi kullanma gayretini en üst düzeyde göstermeye çalıştım. Ondan sonraki yıllarda da kariyerimde. Ama bu sinemanın özellikle hayatımda önemli bir yeri Masumiyet'in galası ve benim seyircilerle Beyaz Perde'de ilk buluştuğum yer. Ve aynı zamanda biraz önce isimlerini zikretti Atilla Bey. Buranın son sahipleri olan beyefendiler ve hanımefendiler de benim eski arkadaşlarım, kadim dostlarım. Kadir'de, Baha'da, sonra sinemanın uzun yıllar yönetme şeyini yapmış, müdürlüğünü yapmış Temel'de, Temel Kerimoğlu'da, hanımefendi'de. Hepsi benim özel dostlarımdı. Bu sinemanın ne kadar büyük sıkıntılar içinde yıllarının geçtiğine ben yakinen şahidim. Burası yalnızca bir sinema değildi zaten. Hep aramızda dillendirdiğimiz, ifadelendirdiğimiz şey de oydu. Burası yalnızca bir sinema salonu olmanın dışında bir kültür merkezi gibiydi adeta. Yani gibi belki de bu cümlede fazla da olabilir. Bir kültür merkeziydi. Herkes burada buluşurdu. Bütün sinemanın yönetenleri, oynayanları burada bir araya gelirdik yukarıda yazıhanede. O küçücük yazıhanede sosyalleşilirdi. Fikir teatrilerinde bulunulurdu. O zaman henüz daha teknoloji bu kadar gelişmediği için birbirimizden haberdar da olurduk. Kim filme başlamış, hangi filmi çekiyor, senaryosunu kim yazmış, kimler oynuyor, kim yönetiyor. Bütün bunları da birbirimize fikir teatrisinde bulunduğumuz, haberdar olduğumuz konulardı. Dedikodu yaptığımız yerlerdi. Sinema dedikoduları yaptığımız yerlerdi. Ez cümle burada yaşıyorduk yani. Ben de eski bir Beyoğlu'luyum. Bir ara hakikaten buradan üzülerek uzaklaştım.
O zaman yeni daha henüz çocuğum olmuştu ama Beyoğlu'nda yaşamak da biraz daha zorlanmıştı. Gezi dönemine denk gelen bir dönemden bahsediyorum. Bir müddet gittim başka bir semte ama gene yapamadım. Gene şimdi Beyoğlu'na döndüm. Gene Beyoğlu'nun sakinlerinden birisiyim. Bu sinemanın benim için çok önemli olduğunu bir kere daha altını çizmek ve sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum Sayın Başkanım. Ve burada emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Burası sinema değil yalnızca, gerçekten. Sinemanın çok ötesinde bir yer burası ve önemli bir yerdi. Evet, çok doğru söylüyorsun. Buranın kurucuları, çalışanları bizim hem dostumuz oldu, aynı zamanda da sivil toplum örgütlerinde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız oldu. Yani burası sadece bir sinema salonu, kültür merkezi de değildi. Beyoğlu'nu dönüştüren bir köşe taşlarından biriydi. Burası kapısı sokağa açılan son salonlardandır. Evet. Neden kapısı sokağa açılan diyorum? Artık biliyoruz ki bütün sinema salonları AVM'lerde, üst katlarda. O yüzden kapısız sokağa açılan çok kıymetli bir ifade oluyor bu anlamda. Son sinemalardan bir tanesi burasıydı. Evet. Ve bu arkadaşlarımız işletme bilgilerinin eksikliğinden batmadılar. Bunu da söylemek isterim burada. Onlar direndiler nitelikli ve güzel önemli filmleri burada göstermek için. Ama diğer filmlerle yarışamadılar. Yani çünkü daha çok sanat filmleri göstermek istediler. Ve orada da ısrarla direttiler. Israrla direttikleri için de popüler filmlerin karşısında ne yazık ki gün geçtikçe biraz kan kaybettiler, para kaybettiler. Ama umutlarını hakikaten hiç kaybetmediler. Çok uzun bir mücadele verdiler. Fakat nihayetinde gene de tabii ki yenik düştüler ama sağ olun siz tekrar burayı kurtarıp hayata kazandırdınız. Ne kadar teşekkür etsek azdır size. Tabii şey... Şu kısım çok önemli. Bir tarafı filmlerde değişiklik oldu ama benim ısrarla vurguladığım Beyoğlu'na gelen kitlenin değişmesi çok etkiledi. Ya buranın seyircisi buraya gelmez oldu. Biz işte 90'lı yıllarda Beyoğlu Eğlence İşletmeleri Derneği'ni kurduk birlikte. Buranın ortaklarından Kadir Albaş'la beraber İstanbul Ticaret Odası'nda otel, lokanta, eğlence işletmeleri, ben meslek komitesinde o mecliste üyelik yaptı. Senin de restorancılık bir dönemin oldu Beyoğlu'nda. Benim kafelerim, barlarım vardı. Genç sinemanın ağırlıklı olarak geldiği bir yerdi. Burada tanıdığımız sinemacıların büyük bölümü bizim konuğumuz, müşterimiz olmuştur. Cambaz'a, Palyaço'ya. Tabii şey, ya burası sivil toplum örgütü olarak Beyder'in önemli partnerlerinden biriydi. O zaman belediye başkanıyla, kaymakamlıkla, emniyet müdürüyle görüşerek Beyoğlu'nu dönüştüren çok önemli noktalardan biri oldu. Çünkü o zaman bana ilk çalıntı barın sahibi geldiğinde ya Beyoğlu Barcılar Derneği'ni kuracağız Rıza, üye olur musun dediğinde, kuruculardan olur musun? Ben dedim ki Beyoğlu Barcılar Derneği olmasın. Beyoğlu Eğlence İşletmeleri Derneği yapalım. Tamam dediler, Beyder oldu ve sinema, tiyatro ve dışındaki alanlardaki eğlence kavramının, kültür ve eğlence kavramının şeyleri, partnerleri o derneğin kurucularından oldu. Bizimle başlayan süreçte bir Beyoğlu bohemi dönemi yaşandı. Gördüğünüz yani, gibi burası simge bir yapı. Beyoğlu sinemasını konuşurken Beyoğlu'nu konuşmadan edemiyoruz. Evet. Ya öyle bir yer burası. Yani Beyoğlu'yla çok özdeşleşmiş bir yer. Pardon, araya girdim ama. Yok, çok isabetli bir zaman diliminde girdin. Fazla da uzatmak istemiyorum. Konuklarımız var. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum sabrınıza, beni dinlediğiniz için. Burası hepimize hayırlı olsun. Bütün sinema severlere, bütün sanat severlere tekrar tekrar şükranlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Burayı yaptığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili dostumuz Güven Kıraç'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir film göstereceğiz. Bu açılışımızın filmi Sevmek Zamanı. Sevmek Zamanı'yla hem oyuncu olarak hem oyunculuğunun dışında da yönetmeniyle uzun yıllar dostluğu olan bir sanatçıyı çağıracağım. Bir Cumhuriyet çocuğu. Süleyman Saim Tekcan Hocam. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Ben de oturacağım, kusura bakmazsanız. Şimdi Süleyman Hocam
Sevmek Zamanı'ndaki kötü adam. ama enteresan bir şey. Sevmek Zamanı çekildiği dönemde talihsizlikler yaşamış bir film. Çekildiği zaman Sevmek Zamanı'nın bir kült film olacağını öngörememiş kimse. İşte hocanın röportajlarına baktığımızda işte filmi tamamladıktan sonra Atlas Sineması'na geliyor. Atlas Sineması'nın bir işletmecisi var. Bir Levanten, %49 hissesi onun, %51 hissesi İş Bankası'nın. Filmini anlatıyor, böyle bir film çektim diyor. Geçen yılda Susuz Yaz'la Berlin'de Altın Ayı aldım ben diyor. Hayır diyor adam, Altın Ayı almış olamazsınız. Bir Türk filmi nasıl Altın Ayı alır? Öyle bir şey duymadım ben. Metin Erksan'ın doğruyu söylemediğini düşünüyor, kabul de etmiyor. Ne yazık ki o film Sevmek Zamanı salon bulamıyor. Sevmek Zamanı bu arada aslında başrolünü oynayacak olan kişi Müşfik Kenter değildi. Bir boyacı olan hocamdı. Anlatır mısınız hocam? Efendim, Metin Erksan'la zaman zaman bir araya geldiğimizde kafasından geçen Müşfik'in oynadığı o rolü ben oynamamı istiyordu. Ama ben çok samimi bir şey söyleyeyim. Müşfik'ten iyi o oyunu oynayamazdım. Ve Metin Erksan'a söyledim. Dedim Müşfik oynasın bu oyunu. Ve sonra Müşfik oynadı. İyi ki de oynadı. Müşfik, Işıklar İçinde Uyusun çok değerli bir tiyatro ve sinema oyuncusu oldu. Ve o da benim arkadaşım oldu. Çünkü Devlet Güzel Sanatlar Akademisi hem Müşfik'in konservatuvarda hocalık yaptığı yerdi, hem de Metin Erksan bizim Sinema Televizyon Enstitüsü'nün önemli hocalarından biri oldu. Bir arada yaşadık yani. Bir arada sohbetlerimiz oldu. Yani ölünceye kadar da hiç ayrılmadık. Benim 60 yıllık sanat hayatım içerisinde bu iki insanın da büyük yeri var. Evet. Şimdi Süleyman Saim Tekcan, işte sinema oyunculuğu, 3-4 tane sinema filmi var ama heykeltıraş, baskı, gravür sanatçısı, öncü bir sanatçı. Almanya'da edindiği baskı teknolojileri, gravür sanatı üzerine eğitimiyle buraya gelip açtığı atölyede Türkiye'nin çok önemli sanatçıları o atölyeyi kullanıyor. Bir böyle listeye baktığımızda Türkiye'nin modern sanatını görmüş oluyoruz. Birlikte yol arkadaşlıkları yaptı. Telefonunuzun arama motoruna Süleyman Saim Tekcan'ı yazın. Görsellere bastığınızda karşınıza çıkacak olan görsellerle mutlaka bir yerde karşılaştığınızı görürsünüz. Çünkü Türkiye'nin plastik sanatlarının aslında çok kıymetli üreticilerinden biri. Şimdi çok önemli bir hoca, Işık Üniversitesi'ni, Yeditepe Üniversitesi'nin kuruluşunda yer aldı. Aynı zamanda çok önemli bir iş yaptı. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi fikri ve projesi hocamdan çıkmıştır. Benim kişisel tanıklığımda da şöyle bir şey var. Sevgilim vardı, sevgilimin de arkadaşı vardı. Onlar Adana'da okumuşlardı. İkisi de Anadolu Güzel Sanatlar'dan mezunlardı. Güzel. Sen onlardan biriyle tanıştın, dostlarımız olduğu için yabancı yok. Arkadaşım, benim sevgilim iç mimarlık okudu oradan sonra. Onun arkadaşı, kankası tırnak içinde, o da... Sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde sahne dekor tasarım okudu. Sonra Türkiye'nin çok önemli sanat yönetmenlerinden biri oldu. Hem tiyatroda hem sinemada çok önemli bir sanat yönetmeni oldu. Gamze Kuş arkadaşımız. Hocamın açtığı yoldan sadece plastik sanatlar değil, sinemadan da geçiyor açtığı yol. Bir şey soracağım hocam. Siz çok iyi bir eğitimcisiniz. Tam bir cumhuriyet çocuğusunuz. Sürecinize baktığınızda 10 parmağında 10 marifet, işte beden eğitim hocası da olabilirdi, müzik hocası da olabilirdi, resim hocası olmayı seçti. Filmimiz Sevmek Zamanı. Sevmek Zamanı'nda bir surete aşık olan adamı görüyoruz biz. Bu geçen zaman diliminde siz plastik sanatlarla çok ilgili olduğunuz, kendi ekolünü kurmuş birisiniz. Bu çerçevede değerlendirir misiniz? Film ne söylüyordu orada? Çünkü ben filmi ne zaman izlesem o ben size değil suretinize aşığım cümlesi bana hep plastik sanatlarla ilgili bir meseleyi açar. Estetik az.
Estetik haz bilmekten kaynaklanan bir haz değildir. Bir sanat eseriyle karşılaştığınızda o eserin kendisinden kaynaklanan bir haz, ondan doğan bir hazdır o. Ha bu işte Rodrigo'nun gitar konçertosu bilgisinden kaynaklanan değil. Bu işte Picasso'nun mavi dönemindeki filan resim değil. Bu Rembrandt'ın işte filanlar resmi bilgisinden değil. Bana hep öyle bir şey şeylerden biri, bir sanat felsefesi tartışması açmak isteyen bir tarafı olduğunu düşünürüm. Efendim, şimdi filozof Hegel çok enteresan, dünyanın en büyük filozoflarından biri, diyor ki sinema bütün sanat dallarını içinde barındıran bir sanat dalıdır diyor. İçinde diyor şiir var diyor, edebiyat var diyor, resim var diyor, heykel var diyor, mimari var diyor. Sanat deyince bütün sanat dalları gerçekten bu çerçeve içerisinde. Metin Erksan, Sevmek Zamanı'nda gerçekten belki bütün zamanların yaptığı filmlerin üzerinde en uzun zaman dilimi içerisinde bir film çekti. Tesadüfler Metin Erksan'la beni tanıştırdı ve ben o filmin içerisinde işte Müşfik Enter, Sema Özcan ve sonra da benim ismim aynı puntolarla yazılan ismimle oyuncu oldum. Mimar Sinan Üniversitesi, şimdiki adıyla eski Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde de 30 yıl hocalık yaptım, dekanlık yaptım. Sonra birçok üniversitenin güzel sanatlar fakültelerini de kurdum ben. Hatta kurduğum yerlerde sinema bölümleri de kurdum. Ama sinema benim bütün ömrüm boyunca 60 yıllık sanat eğitimi yapan bir hoca olarak, sanat eğitimcisi olarak geçtiğim bu 60 yılın içerisinde kim beni gördüyse, kiminle bir araya geldimse benim sinemada oynadığım Sevmek Zamanı filminden benimle konuşmak istediler. Çok enteresan bir şey. Sinema çok büyük bir okul. Biraz önce Türkan Hanım'ın burada konuşmalarını duyunca o büyük okulun bence en büyük öğrencilerinden biri Türkan Hanım. Ne kadar güzel kendini ifade etti, kendini anlattı. Hayranlıkla izledim kendisini. Zaten sinemadaki oyunculuğu da muhteşem bir kişi kendisi, kimlik. Bütün bunlar sinemanın büyüklüğü için, yani söylenebilecek burada yaşadığımız bugünkü bu heyecanlı günün içerisinde sinemanın bütün sanatları içinde barındıran bir sanat olduğunu kaçınılmaz olarak söylememiz gerekiyor. Ayrıca bu sanata da destek veren Sayın Belediye Başkanım, o benim çok sevdiğim dostuma da, eşine de, o da çok güzel sanatla buluşuyoruz şu zaman zaman, sanatla ilgili bir araya geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada diğer belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum sanata bu kadar önem verdikleri için. Ama ben Sevmek Zamanı ile ilgili anılarımı biraz anlatmak istiyorum eğer izin verirseniz. Buyurun hocam. Efendim, 8 veya 9 ay zaman dilimi içerisinde çekilen Türkiye'de belki de başka bir film yok. Metin Erksan bütün imkanlarını seferber ederek bu filmin çekimine büyük gayret gösterdi. Ben o filmden hiç para kazanmadım. Yani para almadım Metin Erksan'dan. Sinemadan para almadan yaşamak İstanbul'da kolay mı? Değil. Işık Lisesi'nde müdür yardımcılığı görevim vardı. Oradan kazandığım parayla sinemada olunca şık giyinmek gerekiyor. Elbise alacaksın, makkoya gidiyorsun, bir kravat alıyorsun, gömlek alıyorsun. O parayla kendimi sinemaya uygun adam haline getirebildim. Müşfik Enter'in de, Sema Özcan'ın da önemli bir para aldıklarını düşünmüyorum. Ancak Metin Erksan 9 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde o filmin çekimiyle ilgili yaptığı masraflarla bile başa zor çıktı. Bu film bittiği zaman arkadaşımızın söylediği gibi hiçbir sinemacı filme sahip çıkmadı. Yani oynayacak sinema bulamadı film.
Bir ara çok enteresan bir olay oldu. Bunu anlatmak istiyorum. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bu İstiklal Caddesi'nin ilerisinde bir yeri vardır onların. Konsolosluğu vardı. Konsoloslukla ilişki kurdu. Film çok sevindik. Sovyetler filmi satın alacaklar diye. Bunu belki hiçbiriniz duymamışsınızdır ama ben Metin Ersan'la olan yakınlığımdan bunu izliyordum, takip ediyordum. Filmi seyretmişler, filmi çok beğenmişler. Çünkü Sovyet sinemasında çok önemli filmler vardı o zaman. Korkunç İvan gibi, buna benzer birçok Potemkin Zırhlısı gibi filmler seyrediyorduk biz Metin Ersan'la Sinema Televizyon Enstitüsü'nde. Ve yani onlar kadar güzel karelerin olduğu, güzel görsellerin olduğu bir film çekilmişti. Filmi çok beğendiklerini söylediler. Birkaç kez gitti geldi, en sonunda geldiğinde yazıhanesinde bekliyoruz dedi ki kusura bakmayın Metin Bey, filmi çok beğendik ama film sosyalizme hizmet etmiyor. Ve filmi oraya da satamadı. Çok enteresan şeyler yaşadık. Şimdi bugünlerde duydum İspanya'da sinemalarda oynuyor film. Ve ben bu yaşadığım bütün sinemaya girdiğim 65 yılından itibaren sevmek zamanı geldiği çizgide o kadar yükseldi ki sanıyorum şu anda Türk sinemasında yani bütün filmlerin üzerinde bir noktada duruyor diye düşünüyorum. Yanılmıyorsam doğru mu? Çok önemli bir yerde durduğu kesinlikle doğru. Efendim, Metin Ersan bu film hiçbir yerde oynamayınca nerede oynayacaktı? Devlet Güzel Sanatlar Akademisi salonlarında bu filmin premieri yapıldı. Galası yapıldı. O galada yan yana Metin Ersan'la oturduk ve izledik. Çok önemli bir şey. Yani bu tesadüf de değil tabii ki. Bu arada Sami Şekeroğlu diye bir çok sevdiğimiz bir arkadaşımız da sinemayla ilgiliydi. Metin Ersan'ın çok büyük emek ve gayretleriyle sinema bölümünün kurulması, sinemayla ilgili yapının oluşturulmasında Metin Ersan çok emek sarf etti. Çok önemli sinema filmlerini Mimar Sinan Üniversitesi şimdiki adıyla yani eski Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne şey yapıldı. Sinema Televizyon Enstitüsü'nün kurulmasını sağlayan Kulüp Sinema 7 diye bir isimle başlayan bir şeyi onun da desteğiyle bir okula dönüştürüldü ki ilk sinema okulu odur. Orada 3 tane önemli yönetmenimize de biz benim dekanlığım döneminde de rastlamış olması enteresandır. Metin Ersan, Halit Refi ve Lütfü Akat'a profesörlük unvanı verildi. Bu da çok önemli bir katkıdır diye düşünüyorum. Ama Sevmek Zamanı'nın çekimi sırasında hepimiz çok zorlandık ve çok zor günler geçirdik. Çünkü bir büyük adada çekiliyor film, bir bendlere gidiliyor ve bütün bu zaman dilimi içerisinde çekilen aynı kareler birkaç kere çekiliyor ve en beğenileni filme dahil ediliyor. Böyle bir zaman dilimi içerisinde Metin Ersan yine onun akrabası olan çok önemli bir kameramanımız vardı Mengü Yeğin. O çekimlerde ama her defasında kameraman kamerayı ayarlıyor ama Metin Ersan vizöre o bakıyor. Evet. Bir de tabii Metin Hoca hatıralarında anlatıyor. Bu filmi kaç kişiyle çekmişler biliyor musunuz? Metin Hoca, görüntü yönetmeni, görüntü yönetmeninin asistanı, bir set işçisi ve bir tane ışıkçı. Yani bir elin parmakları kadar cümlesi var ya, tam doğru. Da o, 5 kişi. Bir gün ışıkçı çocuk, bir gün setçi çocuk bana asistanlık yapıyordu diyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Kırmadınız bizi. Ben teşekkür ederim. Şahane bir film izleyeceğiz birazdan da. Çok teşekkür ediyoruz.
Bugün gerçekten sinemanın, bence çok özünü konuştuk. Sinema olmasa dünyada insanlar belki de yaşamında çok eksik kalırlar diye düşünüyorum. Çok şey öğrendik sinemadan. Sinemaya saygılarımla sözümü bitiriyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim çok teşekkür ederiz. Bu Düş Şatosu'nda bizi yalnız bırakmadınız. Birazdan Sevmek Zamanı filmi de olacak, gösterilecek. Herkese çok teşekkürler. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz.